Sevil Bayer'le Kalamış'tan konuşmuştuk bu gece. Chatleştik. Chatleşmemizin sonucunda Sevil Bayer döktürdü de döktürdü. Şu an okuyacağım bu satırlar Sevil Bayer'in chatleşmesinden çaldıklarımdır. Bir de Fenerbahçe'nin balıkçıları vardı. Onlar ayrı bir alemdi. Bir gün ablamla akşam üzeri sahilde dolaşırken bir kulübe gördük. Adam peynir tenekelerini keserek açmış ve onları birbirine perçinleyip bir kulübe yapmış kendine. Fakat kulübenin hemen yanında bir hanım eli sardırmış o teneke kulübeye. Biz bunu görünce indik yakından bakalım diye. Aa, bir de baktık ki balıkçı bir tahta sandığı ters çevirmiş. Üzerine gazete sermiş. Ufak ufak demleniyor. Kendi kendine de bir şarkı tutturmuş. Bizi görünce ayağa kalktı hemen. Aman efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek. Biz şaşırdık. Hoş bulduk falan derken adam bize iki tane sandık daha buldu. Hemen üstüne gazeteler serdi, oturttu bizi. Ne ikram edeyim size dedi. Yok efendim, biz hanım eline bakmaya geldik falan derken başka balıkçılar da gelmeye başladılar. Onlarla da selam sabah ettik. Vallahi bırakmayız sizi dediler. Allah Allah. Peki ne yapacağız derken bize birer çay bardağında rakı koydular önümüze. İkisi aralarında konuştular. Biri koştu. Oradaki demir yolları kampının yanındaki kasaptan köfte çektirmiş makineden. Yani ekmeği, soğanı, baharatı falan hepsi bir arada çekilmiş. O köfte kıyması olurmuş. Hadi bakalım. Ateş yakıldı bu arada. Üzerine teneke kondu. Köfteler şıpşıplandı, üzerine dizildi. Bir güzel cızbız köfte ki yemeye doyamazsınız. Biz başladık sohbete. En hırpani balıkçı başladı Tanca'daki macerasını anlatmaya. Biz ağzımız açık dinliyoruz. Bu arada güneş battı ve mehtap doğdu. Bir mehtap ki dolunay. Bir yandan içtik bir yandan yedik. Hanım elleri saçlarımıza takıldı falan. Bu arada ben yorulmuşum herhalde. Arada farkına varmadan esnemişim. Anlatan balıkçı bir anda sustu. Hepimiz heyecanla dinlerken. Adam neden sustu diye bakıyoruz. Ne oldu dedim ben. Adam önüne bakıp özür dilerim dedi. Neden? Dedim. Canınızı sıktım. Baksanıza sizi esnetecek kadar anlatmışım dedi. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Yok, inanın ki ondan değil. Lütfen anlatın dedimse de adam sustu. Daha anlatacak o kadar şey var ki. Ben de sizi esnetmeyeyim diyerek burada kesiyorum. O Fenerbahçe burnunda daha sonra kaç kere güneş batırıp mehtap doğurduk. Sonra mehtap battı, güneş doğdu. Ruh hikmeti anlatırım bir günde size. Sanırım Funda Mor'u esnemekle kalmadı, uyudu da galiba. Hiç ses yok. Sevil Bayer'in bu hikayesinin devamını Funda Kösoğlu'nun sesinden arkası yarın olarak dinleyeceksiniz. O yazacak, biz seslendireceğiz efendim. Lütfen moruklardan ayrılmayın.
Müzik.